Sevgili ve güzel Canan, 5 yıl boyunca YouTube'da kesintisiz konuşuyor olmanın 50 yıllık bir efekti var gibi geliyor. Ne diyorsun? Şeklimiz kaydı abi. Sen baştan beri varmış gibi, sanki rutinimizde varmış gibi falan. Yani resmen içinde ihtiyarladığım tek işim. Akademisyenlikte bile bu kadar ihtiyarlamadım. Gerçekten ama 2018 yılındaki videolara baktığında çiğ görünüyor lan ikimizde yani. Bir şekilde ama video abi, tekniklerinde yani üstümüzden zaman... neler geçti düşünsene ya. Pandemi evet. Geçti ya 3 sene. Evet, evet doğru söylüyorsun. Yani hepsi bunun içinde var yani. Pandemi geçti, bir sürü kritik karar geçti. Hayatta bir sürü değişim, tuhaf değişimler geçti. Abi evlendim ben oldu. Falan. Sen hala evlenmedin. Öyle evet. Mi? Ben eğer bir aksaklık olmazsa, birileri özel olarak şiddet uygulamazsa evlenmemeye niyetim var yani. Hani bu. Vereceğim işte. Çok keyfim yerinde, mutluyuz yani bu konuyla alakalı. Evlenince bir şey... Ben yengeyi razı edeceğim, olayı bağlayacağım. Bu Orhan Gencebay, Necla Nazır filmleri vardır. Gerçekten Seda ile bunun şakasını yapıyoruz bu arada. Böyle düğün yaparlar bilmem ne falan, eve gelirler, tam yatak odasında yatağa otururlar ve birden Necla Nazır, ortam gerilir, müzik gerilir. O böyle karabasan gibi bir şey basar. Bir gün mutluluğumuz bozulacak diye çok korkuyorum diye tüm ortamı gerer ya. Hatırlarsın o filmler. Bir gün mutluluğumuz çok bozulacak falan. Bende de gerçekten ara sıra o kaygı ve bulutlar geliyor yani. Çok keyifli. Ne yaptılarsa abi. Bayağı bildiğim mutluyum yani her şeyde. Bir gün bu mutluluğu demek ki benim bozulacak için diye. Benim için zeytinyağlı enginar neyse senin için evlilik o demek ki böyle. Evet yani. Duyunca insanın tüyleri tüken diken olan. Enginar sen de öyle bir şey mi yapıyorsun? Ben hiç sevmem abi. Vallahi mi? Yani olunca yiyorum ama kibarlıktan. Yani çok güzel olmuş falan değil mi? Sevmem yani. Anladım. Gereksiz. Onun bir kokusu var ya, sevmiyorum onu. O şehit kokuyor ama öyle. Kereviz kokuyor, enginar değil. Pardon, enginar ters oldu. Enginarı seviyorum. Tabii. Kereviz, kereviz. Tamam, okey. Kerevize her isterim senin. Enginar yeniyor çünkü. Enginar evet, yok sevdim. Hele seneler evvel İstanbul'da bir yerde yemiştim bu. Ne bileyim, Ok Meydanı tarafında mıydı neydi? Amanın neydi o ya? Bir daha da bulamadım o yeri bu arada. Evet, konu gittikçe enginardan uzayacak ve çıkamıyoruz konudan yani, enginardan çıkamıyoruz. Bence karnımız acık. Olabilir. Yeni yılın şöyle bir durum var. Bu akşam yeni yıla giriyoruz. Ve hani temamız azıcık bununla alakalı olmuş olsun. Kukuletamızı giyerek. Yeni yılın şöyle bir şakası var, durumu var. Yeni yıl gelene kadar, işte bu akşam olana, bu akşam işte gece saat 1 olana, 2 olana kadar, hatta gece uyuyana kadar bir yeni yıl, yeni hey. Azıcık, bende hala bu duygusu var. Sende çok olmadığını biliyorum. Ama bende demek ki bir kültürel motivasyon ya da ben öyle hafif kodlamışım yani. Bir şeyi tamamlama hali, yeni bir şeye başlama hali. Bu duyguyla beraber var. Fakat ertesi günde çok pis bir şekilde şey var yani böyle... Hani bir önceki gün çok yemişin içmişin falan yani hani bir şeydi. Her şey aynı, hiç yeni bir şey yok falan. Aynı işte, aynı. İşte bir sürü şeyi erteliyordum 2023'te. 2024'de ertelemesem iyi diye başlıyordum. 2024'de başlar başlamaz da onları da bir sürü ertelemişim daha yani. Sabahleyin şöyle kalkacağım, Gürbüz Alman çocuğu gibi bunları böyle yapacağım falan diye bir şeyler fantaziliyorsun. Öyle olmadığını öğreniyorsun. Bu yeni yılları yeni yapmanın. Hmm. Bunu senden çaldım o bu arada. Kayıt öncesi muhabbetten çaldım arkadaşlar. Şu yeni yılları yeni yapmanın. Yani daha doğrusu yeni bir yıla girdiğimizi kendimize göstermenin bir muhabbetini, bir yöntemini, bir alışkanlık değişimini bulsak. Yeni yıl bize yeni olsa gerçekten. Harbiden hayatımızda yeni bir şey olsa. Ne yaparsın, ne değiştirirsin, ne üzerine düşünürsün? Abi zaten şimdi normalde her türlü zaman dönüşümü, dakika başı, saat başı, hafta başı, ay başı, yıl başı, 10 yıl başı neyse. İşte 20 yıl, 30 yıla giriyorsun ya, 40 yaşına girdim falan gibi. Yani bütün bu böyle yuvarlak sayı dönüşümleri bizde biraz da onluk sisteme göre düşündüğümüz için olsa gerek, böyle bir tatlış bir his de uyandırıyor. Bu aslında bizim zihnimizin zamanı ölçülebilir bir şeye bölmesiyle alakalı bir yan etki. Normalde mesela bu sabahın akşamdan çok bir farkı yok. Bu sabahın dün sabahtan ya da bir sonraki sabahtan göre çok farkı yok. Farkı yaratan şey hemen her zaman, hatta hemen açık her zaman senin o anda yapmaya karar verdiğin bir şeyle ilgili. Bizim mesela hafta başı pazartesi rejime başlama hikayesi daha evvel konuştuk ya. O pazartesi rejime başlayacağım lafı şu anda rejime başlayamıyorum demek. Ve o şu anda rejime başlayamayan insan pazartesi sabahı da aynı kişi olmaya devam ettikçe o rejim başlamıyor işte. Dolayısıyla pazartesi sabahı ya da yıl başında ya da ay başında bir şey yapacak olan insanın şimdi şu anda burada onu yapabilir insana dönüşmenin yolunu araştırması lazım. Ve bu adımı attığın zaman, doğru yorumda seri yaptık ya öyle bir tane, o da senin başının altından çıktı. Niyet, gayret, cesaret, yardır. Kendinden yeni bir şey çıkarmanın yöntemleri diye. Şimdi orada her şey bir niyetle başlıyordu. Niyet de harekete geçirici karardı. Bizim uzmanlık alanımız abi, yıl başlarında ve döngü başlarında diyelim, bu çok
karşımıza geliyor. O niyeti ertelemek. Bu arada tüm Başak burçları için, tüm mükemmeliyet takıntıları olanlar için arkadaşlar 31 Aralık Pazar, 1 Ocak Pazartesi. Hafta başıyla beraber başlıyor. Hani böyle klik ettiği yıldayız şu anda. 20 hani yeni bir şeye başlamayla alakalı. İster sigarayı bırak, ister evlen, ister boşan, ne yapıyorsan yap. Ne yapıyorsan yap. 1 Ocak Pazartesi diye hop diye 52 haftalık bir sürece başlıyorsun. Hani o klik sesini duyuyorum. Bende de öyle bir tuhaf mükemmeliyet boşluğu varmış yani. Görünce bir içim hoş oldu çünkü. Ben mesela Pazartesinin tatil olacağına sevinmiştim ilk duyunca hani. Ben de öyle bir klik oluşturuyor. Sanki çok bir şey yapıyormuşum gibi pazartesi. Ama şimdi bu gene olmayacak bak. Bir sürü insan bu kadar tam denk gelmesine rağmen bunu yapamayacaklar. Çünkü yani şunu anlamak önemli. O bir şeyin başında olacak olan değişim şimdi burada kararı alınması gereken, hareketi edilmesi gereken bir şey. Biz onu yaptığımız anda zaten şu andan itibaren yılbaşı, şu andan itibaren hafta başı değişiyor. Yani otomatikman o kendi kendine oluyor. Mesela birkaç sene evvel öyle bir şey düşmüştü. Ben de severim mesela yılbaşıları. Eşle, dostla, aileyle beraber olmak için vesiledir falan filan. Hep böyle mesela işte bu şimdiki cumartesi, pazar günü gibi ilk, son iki gün böyle bir hazırlıkla geçiyor. Devamlı o akşama bir hazırlık yapıyorum. O akşam da genellikle süper tırt oluyor. Yani hiç beklediğim bir şey çıkmıyor lan. Ya sürpriz işte, koymazsan işin içerisine. Tabii. Aynen öyle, evet. Ya işte evdeysen yılbaşı özel programında böyle kendinden geçiyorsun. Bu arada yılbaşı özel programında NTV'deyiz arkadaşlar. Onu da hemen ürün yerleştirdim. Merak ediyorum, heyecanla izleyeceğim seni. Ben de çok merak ediyorum. Çekerken hiçbir şey anlamadım ama bakalım neler olacak. Ya öyle ya da böyle aşırı bir dağıtma. Yani senenin sonuna geldik, bu senede yaşadık, niye kendimizi öldürmüyoruz tarzında bir eğlence var böyle. Ertesi sabah zaten toparlanmak için bir haftaya ihtiyacın oluyor falan. Ben birkaç sene evvel o yılbaşı arefesi dediğimiz günü geçen senenin muhasebesine ayırmayı düşünmüştüm. Bunu birkaç kez yapabildim. Çok güzel bir şey oluyor abi. Yani o şimdi geleceğe dönük olarak bir şey yapman kesin değil ya. Ama geçmişe dönük hatıralar, hafızalar, notlar, işler, güçler, belgeler duruyor orada. Bir dönüyorsun abi, yarım gün falan sürüyor. Bir tarih işte şimdi benim mesela Google takvimde yazdığı için her şey oraya bakıyorum. Ne yapmışım, ne etmişim falan gibi. Hakikaten çok güzel böyle bir seneyi farkındalıkla değerlendirme falan vesilesi olunca pazartesi günü yani işte yeni yılın birinci günü bir şeyleri daha bir yapasın geliyor. En azından bir şeylere niyet etme konusunda kendini daha hazırlıklı hissediyorsun. Abi benim hayatla ilgili bildiğim bir şey şu. Her gün yaptığın şeyden farklı bir şey yaptığın anda o şey yeni oluyor. Ve o şeyi yaptığın anda yeni bir an oluyor. İstersen bu bir saat başı olsun, istersen su başı olsun bilmiyorum. Herhangi bir şeyin başında böyle bir sen bir yeni bir şey yapmaya karar verdin ama orayı yeniliyorsun. Bizim sorunumuz şu, edilgenleştiriliyoruz hayatımız boyunca. Mesela okulun çıkış zili çalmadan biz normal hayata geçemiyoruz. O derste mesela sıkılan öğrenci o zili beklemeye programlanıyor. İşte daha önce hep anlatırım ya, bütün gün mesaisini eve gideyimde ayaklarımı uzatayım diye beklemekle, geçiştirmekle geçiştiriyor. Ondan sonra işte haftalık mesaiyi hafta sonu coşacağım diye, yıllık mesaiyi yıl tatili yapacağım diye falan. Yani devamlı böyle bir şeyi beklemeye şartlandırılıyoruz. Mesela otobüs beklerken, otobüsün gelmesine daha atıyorum 5 dakika varken, hayatın durmasına gerek yok ki. Ya mesela orada yaşam devam ediyor. Yaşamın bizzat kendisi var. Ama o anda tek fonksiyonu senin otobüsün gelmesi. Ve ne oluyor biliyor musun? Otobüs 2 dakika gecikince dünya başına yıkılıyor. Çünkü o anlamsız varoluş uzuyor. Halbuki mesela otobüs durağında uğraşacak bir şey bulsan. Ne bileyim güzel kızlara bak. Bir şey yap yani. Orayı böyle aksiyona sokacak bir şey yap. Ve ben bu arada uçak rötarları bayılıyorum. Çünkü bunu keşfettiğimden beri insan izlemek, ne bileyim o free shopları gezmek, ya bunlar mesela standart. Uçak röterleri de kitap yazıyor adam. Evet yani işte evet, onlar da var da diyelim ki bilgisayarın şarjı bitti. Yani o çünkü çok böyle benim kolay kendimi oyaladığım şey. O da benim konfor alanım. Yani aç hemen pıtı pıtı bir şey yap. Halbuki orada gezmek, inen kalkan uçaklara bakmak, o işte uçağın bakımını yapıyorlar. Mesela geçen sefer bir 15 dakika uçak bakımı izledim. Bir halt anlamadım ya. Yani borular sokuyorlar, bir şey yapıyorlar uçağa. Ağır bir taciz var uçağa. Ne yaptıklarını da bilmiyorum yani ama bambaşka bir deneyimi o atıl halin yerine koyabiliyorsun. Hayatın her anı böyle. Ama biz bu kültüre hiç sahip olmadığımız için işte birisi bize bunu söylemediğinde, hatırlatmadığında hep bekleyerek geçirince dönümlerden medet ummak bir zihinsel
kısa döngü haline geliyor. Ama sorun şu, o döngü gelene kadar hiçbir şey yapmıyoruz ya. Niyet de etmiyoruz, harekete de geçmiyoruz, hazırlık da yapmıyoruz, envanter de yoklamıyoruz, strateji de kurmuyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. O gün geliyor, ana pazartesi ben rejime başlayacaktım ama karnım guruldu. Abi gömeyim o zaman, bir sonraki pazartesi yaparım gibi. Bir de şöyle oluyor, rejime başlayacaktım kaygısını beden... Lan bu ipne rejime başlayacak. Tamam. Daha çok acıkalım. Abi, her şeye abi. Acıkalım şeklinde bir şeyle alakalı bir motivasyon bak, oluyor ya. Kaç gündür gündüz yemek ben ne yiyorum. Zaman sigarayı azaltayım ile alakalı cümle söylediğimde 1,5 kat fazla sigara çok içiyorum. İçersin. Bak biraz evvel işte Sapiyan kanalı için çekimdeydik. Orada işte hayvanları yemeli miyiz, yememeli miyiz konuştuk. Ya muhabbet sürekli böyle et, ızgara bilmem ne üzerine gidiyor. Ben özellikle de az et yiyin kardeşim bu kadar yanmaz. İnsana uygun değil falan diye anlattım. En sonunda arkadaş dedi ki hocam çıkışta İskender yiyor muyuz falan diye espri yaptı. Abi nasıl karnım kazındı biliyor musun buraya gelirken? Yani sistem bir anda o işte fabrika ayarlarındaki o yoksunluk moduna giriyor. O iştahmıştah bilmem ne. Yani bunlar farkında olmadığın zaman, frene basmadığın zaman seni çok kolayca ele geçirebilir şeyler. Senin benim literatürüme soktuğun bir şey vardı. O çişin geldiğinde IQ'nun düşüyor hikayesi var ya. Yani mesela bedensel sinyallerimizi dikkate almadığımız zaman, dalgasal durumumuzu anlamadığımız, bunu izlemeyi kaçırdığımız zaman, mesela o pazartesi günü ne halde olacağımızı öngöremediğimiz zaman, kendimizi böyle bir makine gibi ne kadar benzin o kadar menzil gibi algılamaya başladığımızda bunların hiçbiri olmuyor ve hiçbir şey yeni olmuyor. Biz hep aynı bekleme döngüsünde yaşıyoruz. Abi çok fena bir şey var. Ben yılbaşlarında, yıl dönümlerinde, kendi doğum günlerimde çok zaman şeyi fark ediyorum. Yani hayatın büyük kısmı bir şey bekleyerek geçiyor. Çok büyük bir kısmı ama kocaman bir kısmı. Bak bunu kafaya takmış ve senelerce anlatan bir adam olarak ben bile bir şeyler bekliyorum devamlı. Yani işte şu saatte çekim olacak, şu saatte bilmem nereye gidiyor, şu saatte hanım alacağım, şuraya gideceğim falan gibi. Araları ne zamanki bir ayılıyorsun o arası yeni oluyor. E şimdi bunu yılbaşının ertesi günü sabah bir yapalım yani. Bu sabah kalktım, cesbi ne yapayım yani? Allah rızası için cesbi şey yapacağım. O anda yaparsan o an gerçekten pazartesi, o an gerçekten yılbaşı, o an gerçekten bilmem ne yıl dönümü oluyor. Bir de beklemelerle alakalı şöyle bir şey fark ediyorum. 1980'lere kadar, 90'lara kadar beklenilen ya da dünyanın bizim üzerimizdeki etkisi yoğun olduğu için beklentiler dışarıyla alakalıydı. Şu olsun, bunu yapalım, şu şöyle değilsin, şunlar tabii. Bir gelsin de, şunlar bir gitsin de, şu zaman bir gelsin de diye. Çünkü sistemin bizim üzerimizdeki etkisi yüksekti gerçekten. Ekonomik anlamda etkisi yüksekti, baskı anlamda yüksekti. Şimdi tuhaf bir şey oldu, çok kentleştik, çok içerideyiz. Çok bir tür ekonomik sistemlerde bir tavır değişti dijitalin gelmesiyle falan. Şimdi artık beklentinin önemli bir kısmı dışsaldan içsele geçti. Şimdi artık sen artık o kadar da dışarıya bağlı değilsin. Sen yaparsan dünya değişiyor ya da sen yaparsan sistem değişiyor. Bu sefer beklentilerimiz onları fark ettik. Yani mesela spor yaparsak böyle olacak. Yabancı dil öğrenirsek şöyle olacak. Ya da işte bak burada sponsorumuz olsaydı çok güzel yeri gelmişti. Direkt bir şey yapardık. Aa yok mu bu bölümün sponsoru? Bu bölümün sponsoru. Benim, bu bölümün sponsoru benim. Tamam Sinan Canan. Ben Sinan Canan sponsoru. Değil mi Ali? Ne olacak? Yaparım sponsoru. Ya da işte... Şununla alakalı belli programları öğren, onu yapabilirsin. Ya da şu bilim dalıyla uğraş, bir yıl sonra, iki yıl sonra şununla sonuç alabilirsin gibi. Artık beklentileri kendimize döndü. Yani dünyada bir şey değişmesiyle alakalı ya da dönmesi gerektiği. Dönmesi gerektiği bir şeyde. Çünkü senin anlattığın şey burada geçerli. Hikaye eski, durum farklı. Evet. Yani şimdi gene dışarıdan beklermiş gibi, sen yapacaksın baba. Aynen öyle mi? Oldu. Şimdi sen yapacaksın baba durumunda da, yani biz yapacağız durumunda da, şöyle oluyor, bizim yapacağımızı fark etmeyle alakalı bir farkındalık anı yaşıyorsun. Vay, bir saniye bak, bizim geçen programda bir sürü insanlar konuştular yani. Ben işi bıraktım, direkt freelance'e geçtim, şöyle yaptım, böyle yaptım diye. Vay, farkındalık, vay, bir farkında, vay, vay, vay derken farkındalık zehirlenmesi, yine çokluklar dünyası. Kucağımızda tonla farkındalık, biz bu farkındalıkları ne yapacağımızla alakalı netsizlik hali falan derken farkındalıktan aya aya gidiyoruz yani halay ekibine katıldık. Farkındalık yeni uyuşturucu. Uyuşturucu. Yani evet yeni bir şeyleri fark ediyor ya da işte anlıyor olup akşamleyin aynı çekyatın üzerinde ayaklarımızı uzatıp duruyoruz. Yani aynı döngü oluyor. Masada hani ben de bunun şakasını çok yapıyorum. Mesela en sık karşılaştığım problemlerden bir tanesi işte yani her şeyi yapabilme gücü var. Her şeyi yapabilmeye yetkinlikler, altyapılar, fırsatlar var. Ama hayat yapabileceklerini ne zaman ve nasıl yapacağını planlayarak geçiyor sadece.
Ben şimdi pazartesi başlarım, işte çarşamba öğleden sonra böyle yaparım, önümüzdeki yıl kesin böyle yapıyorum, bilmem neyi böyle yapıyorum. İşte bir hafta geçiyor, bir hafta sonra tekrar aynı şey. Bu sefer refreshliyor, yeniliyor falan. Dış koşullarda bir baskı bekliyoruz, dış koşullarda bir değişim bekliyoruz. Bir de şöyle bir çatışma yaşadığımızı düşünüyorum. Bir yandan yaşamı planlamanın önemli olduğu, bir yandan da sen az önce söylediğin gibi plansız karşılaştıklarımızın hayatını pozitif etkilediği bir dönem olduk. Abi böyle güzel bir denk gelme oldu ki bak vallahi hiç bunu planlamamıştım. Ferhat Aydın, bar psikoloğu. Ha. Geçen akşam onun gösterisine gittik. Uzun bir aradan sonra ben 2-3 senedir hiç izlememiştim kendisini. Biz bir arada Mutluluk Bulaşıcıdır diye bir gösteri serisi yapmıştık. O zamandan beri de araya bayağı zaman girdi. Tabii şimdi Ferhat uzun süredir benimle görüşmediği için standart psikoloji literatürünün içerisine fazla girmiş. Onu izledik. Bu arada gösterisi inanılmaz olmuş yani. Adam hakikaten olmuş bu arada. Önceden böyle biraz daha naifti. Şimdi tam bir profesyonel stand-up işte psikoloji gösterisi. Yani konuşurken tabii orada benim de olduğumu biliyor. Arada göndermeler de geldi. Sonra çıkınca dedik ki hocam seninle bir kavga etmemiz lazım. Dedim ki geç bile kalmışız. Gel. Hemen yazdım. Konuşu. Diyor ki yani şimdi iyi oluş bu New Age ya da yeni stil kişisel gelişim jargonlarına tabii çok canı sıkılıyor standart geleneksel psikolog olarak. Senin tanımın bu, bayılıyorum ona. Seküler spiritüalizm. Aynen öyle. Ama onun bir de şeyi var ya, gevşek tarafı. Canınızı sıkan insanlarda görüşmeyerek onlardan kurtulabilirsiniz. Tabii, sizin dışınızda herkes narsist. Ha, gibi falan. Şimdi onlara çok takılmış tabii. Diyor ki, herkes bize diyor ki, içine dön, kendine bak. Ulan diyor, dışarıda adaletsizlik var, bilmem ne var. İşte eski psikologlar, aktivisti. Biz diyor, bu pasifist söylemlerle zaten içimize kaçtık falan filan gibi. Şimdi tam zamanı gelmiş. Ferhat'la görüşmemizin. Buradan da hemen davetimi tekrarlayayım. Çünkü mesela orada çok harika bir dilemmaya aslında geliyoruz. Dışarıda gerçekten boktan bir dünya var. Yani bunu özellikle bu kelimeyle söylüyorum. Hakikaten boktan. Kendine ait bir dünya yoksa daha da berbat dışarısı. Hani birebir karşılaştığında, savunmasız vaziyette içine düştüğünde kural, kanun, adalet, eşitlik hiçbir şey yok. Şimdi böyle bir sistemin içerisinde neyle savaşıp bunu değiştireceksin? Ne yapacaksın ki bu sistemin senin için daha uygun hale gelmesini sağlayacaksın? Kahir ekseriyetimizin, büyük bir kısmımızın böyle bir imkanı yok. Tek yapabileceği şey, ulan bu ne kadar kötü, bu düzen ne kadar bozuk, bu araba niye buraya park etmiş, Allah belanızı versin demek dışında, şikayet dili dışında hiçbir kaçarı yok. Fakat tam da bu noktada, bu kadar berbatlığın olduğu bir yerde, içine dönüp de kardeşim, ben buraya nasıl bir artı verebiliyorum? Benim cebimde ne var? Sorusunu soramadığında bu çamurlu selin içerisine kapılıp gidiyorsun. Esas, mesela benim Ferhat'la da herkesle de konuşmak istediğim konu bu. Millet sana diyor ki dön içine dışarıda millet malı götürsün. Öyle bir dünya yok. Sen dön içine de bir şey çıkar, onu bekliyoruz. Yani orada sende olan özel şey. Bu yıl dönümleri falan var ya, inanılmaz bir vesile bunun için. Yani o mesela benim yıllık bütçe bilanço yaptığım yılbaşılar, 3-4 tanedir bu arada, çok fazla değil. Müthiş işe yaradı. Bir sonraki Ocak, Şubat, sabahlar olmasın. Çünkü abi bir farkındalık oluşuyor, diyorsun lan bunu yapmışım ya zaten. Bundan daha çok yapayım. Yani şunu yapmışım, canım yanmış ya, boşver yapmayayım. Bunu diyebilecek bir farkındalık dışarıda yok. Televizyonda yok, YouTube'da yok, Can Canan'da yok. Buraları izle, al döneni, dön içeri. İçeri kendi envanterini, sen diyorsun ya stratejik düşünmede kaynaklarına bak diye. İnsan kaynaklarına başka nasıl bakacak abi? Ama bir taraftan da tabii o söylem bizi şey yapıyor, hani geriyor haklı olarak. İsim vermeyeyim şimdi, bazı arkadaşlar, ki bir kısmı benim arkadaşlarım, bir görüyorum reyaslarını falan. Pehe! Yani dünya çok ponçik, her şey çok kolay, psikolojik durumlar düğmeye basarak değiştirilebiliyor falan. Öyle bir kafa var. Ve insanlar da bunu gerçekten ciddiye alıp tüketiyorlar, birbirleriyle paylaşıyorlar, birbirlerine tavsiye ediyorlar. İnanılmaz bir gürültü var, onun sinirlendiği şeyin ne olduğunu biliyorum. Ama gerçek anlamda öz farkındalık olmadan parmağımızı kımıldatamayacağımız bir dönemdeyiz. Bu dönem senin söylediğin sebeplerle bu konuya en çok ihtiyaç duyduğumuz dönem. İşte eğer bir şey yapacaksak abi bu sene, yani yeni olacaksa, daha önce hiç sohbet etmediğimiz gibi kendimizle bir sohbet etmeyi deneyelim. Dibine girelim yani mevzuyu. Bence onu yapalım. Şimdi tam onu diyeceğim. Hadi kısıtlamada bulunayım mevzuyu. Yeni yılla alakalı tüm bizim izleyicilere, gelip bu videoyu izleyenlere 4 tane tavsiye de vermeyelim. Ukalalık olmasın. Dilekte bulunalım. Başınıza bu gelsin diye. 4 tane dilek benim birinci var. Hazır. Ya da istersen 3 diye sıkıştıralım.
Ben 3 olsun, 3 şehirlisi. Allah tamam, hakkı. Tamam, Allah hakkı 3'tür. Tamam, hadi bakalım. 3 tane dilek hakkı. Şimdi ateistler tutmayacak. Ağzımdan kaçtı bak, görüyor musun? Abi birinci aklıma gelen hemen, öbür ikisini daha düşüneceğim ama orada sen söylersin. Tamam, arasında. Olur. İnşallah her gün günlük tutmadan uyuyamasınlar. Tabii. Mesela çok senden öğrendiğim o dijital takvime günlük tutma işini sürdürüyorum. Başladım o günden beri. Bir yılı tamamladım şeyde. Barış Özcan'a da selam olsun. Onun zinciri kırma hikayesinde aynı şakayı uyguladım kendime. Bir yıldır son 3-4 günüm kaldı. Bozmadan benim... Valla ben de tutturdum çok güzel. Bu arada bilmeyenler için dijital takvimize her gün o günün tarihiyle bir girdi yapıyorsunuz. Tekrarlayan bir girdi. Her sene tekrar ediyor. Oraya o gün kabaca ne yaşadıysanız yazıyorsunuz, kaydediyorsunuz. Bir sonraki sene aynı güne Allah ömür verir de gelirseniz açıp o senenin gündemine girerken anne ya geçen sene bunu yapmışım deme bugün lüksün bunu yapmışım deme lüksün oluyor. Ben 2 ay falan doldurdum yani fena değil. Birkaç gün aksıyor ama sonra geri dönük onları da dolduruyoruz. O da oluyor. Günlük tutmak öz farkındalığın çok önemli bir parçasıymış. Keşke erken başlasaymışım. Biraz savsakladık o işi. Benim günlüklerim var ama 2 sayfa arası 10 sene geçen günlüklerim var. Biliyorum, biliyorum. Bizim dönemin şeyi eziyeti galiba bu. Günlük havalı bir şey bizde. Ama bir hep de böyle yani. Evet, arasında... Yani... Sevgili günlük. Yani her gün olmuyordu. Ben de şöyle diyeyim. Bu kendime söylediğim ya da duygusal karşılığı. Umuyorum... Hayatında işte alışkın olduğun aplikasyonlar vardır, alışkın olduğun mail adreslerini şöyle kullanıyorsundur, alışkın olduğun duraklar, alışkın olduğun otobüsler, alışkın olduğun taksi durakları, telefonlar vesaire vardır. Umarım bunların hepsi bir aynı gün içerisinde bozulur ve böyle çıldırarak uğraşarak yeni bir şeyleri öğrenmek zorunda kalırsın. Bu kendime söylediğim bir şey bu arada. Direkt beddua ettin lan bu. Beddua değil bu. Tüm konforları kırmayla alakalı bir duygu. Tüm konforları kırma, yeni bir şeyi öğrenme. Sonra o senin lafınla cidar genişliği geliyor yavaş yavaş. Önce o değişime müthiş kızıyorsun, öfkeleniyorsun falan şey yapıyorsun. Sonra o cidden rahatlık geliyor, o zihinsel anlamda akış geliyor falan. Bambaşka. Onun duygusunu da biliyorum. Buna rağmen itiraz ediyor. Daha bugün Ömer Faruk'a itiraz ettim yani. Hayır, Roma mail adresini öyle yapamazsın bilmem ne diye. Konfor alanımı bozuyor falan diyecektim. İnşallah. Umuyorum benim dileğim de böyle mesela. Birinci dileğim bu. İkincisi? Seyahat. Yani bu sene çok seyahat imkanı olsun inşallah. Seyahat derken herkes de... Karayipler ve Maldivleri düşünüyor. Hayır, öyle değil arkadaşlar. Evinizin arka sokağından ve ilerisinden bahsediyorum. Yani şimdi biraz daha gitmediğiniz yerler. Geçenlerde bir bilimsel podcast dinlerken orada şey geçti. Beynimizin öğrenebilme yeteneğini azaltan şeyler hep böyle şey ya, tekrarlı davranışlarda bulunmak ya. İnsan özellikle yabancı bir ülkeye, bilmediği bir yere, başka bir semte, mahalleye gittiğinde beyninde çocuklarınkine benzer bir nöroplastisite uyanıyor. Hele ki dilini bilmediği bir yere giderse beyni acayip ayılıyor. Ve o çocukluktaki öğrenmeye yakın bir yetenek kazanıyor geçici olarak. Orada birkaç gün geçirdikten sonra tekrar normale dönüyor. Bir tehdit yokmuş, problem yokmuş dediğinde. Dolayısıyla inşallah bu sene seyahat ya Resulallah demiş ya şey. Evliya Çelebi şefaat yerine seyahat demiş. İnşallah öyle olursunuz. Çünkü bu dünya zaten dijital olarak çok gezdiğimiz dünya ama fiziksel olarak da gezmenin nasip olmasını diliyorum. Bu dijital zaten o gezme işine büyük sekte vurdu. Zaten param yok, belim de ağrıyor. Bak burada Google Maps'ten her yere gidiyorum kafası. Pek bizlik bir gezme değil. Evet, evet. Bu gerçekten bunun bir ucu belki davranış da olabilir. Benim ikincisi şunu çok fark ediyorum. Yine kendim üzerimden okuduğum bir şey. Yaşama tadını almanın iki tane fil ayağı var. Bunlardan bir tanesi yiyeceğiz, içeceğiz, seveceğiz, sevişeceğiz, işte manzaralar göreceğiz, keyifler yapacağız alanı. Ve biz mutlulukla alakalı bir şey tarif ederken devamlı bu alandan bir şey tarif etmeye çalışıyoruz. Halbuki dünyada var olmanın, tatlı yani tatminli var olmanın ikinci bir ayağı da dünyada ne değiştirdim, dünyada ben vardım, bunu değiştirdim duygusunun kendisi. Herkese, aslında o. Evet. Herkese... Bana sorsan bendeki duygusu yarı yarıyadır. Bu da olacak, bu da olacak. Yani hani iki taraflı da o tatmin olacak. O yüzden Milli Piyango'dan para çıkması mesela burayı boş bırakıyor. Yani onun yerine Milli Piyango'dan çıkan paranın onda birini ben yaptım, ben kazandım. Çok tatminli bir hayat kuruyor falan. O yüzden herkese ben yaptım, bu yüzden gelmişim. Tam da bunu yapmak için varım
duygusu yaşamasının nasip ne nasip olsun. Nasip olsun, evet. Nasip olsun da o öyle durduk yerde nasip olmuyor abi. İşte o kendini kontrol edip cebini yoklayıp ikram etme niyetiyle bir şeyler bulmaya çalışmakla başlıyor inşallah. Herkese böyle olur ama bunu kolaylaştıracak bir üçüncü tavsiye de benim aklıma geldi. Tamamdır. En yakınınızda bulunan birisi, eşiniz, çocuğunuz, ana babanız, kim varsa etrafta ama birisi her ay başında, yıl başından başlayarak 5 dakika 10 dakika onu bir merak edin. Hiç tanımamış gibi onu, hiç tanımıyormuş gibi sorun. Hayallerini, aklındakileri, heveslerini, isteklerini ona bir 5 dakika sohbet edin. Çok büyük bir fayda sağlıyor bu konuyu açana. Kendisiyle sohbet edilenden ziyade konuyu açana fayda sağlıyor. Çünkü tekrar hatırlatayım, hakkında en çok yanıldıklarımız en yakınımızdaki insanlar. Onlar hakkında ön yargılarımız çok fazla çünkü. Orayı bir kırın, bak neler oluyor etrafta. Güzel kafa oldu. Güzelmiş. O zaman ben de bu temadan yaklaşayım. Bunu birkaç sene öncesinde Bülent Göksal'dan öğrendim. Hala ne kadar yapabiliyorum emin değilim ama bunu yapmayı dileyeceğim. Birçok insanla sahada karşılaşıyoruz. Dilenciler, insanlar vesaire. Herkesle ilgili kanaatimiz oluyor. Ve İstanbul'dayız. Dilenci diye senin karşına gelen insanlarla alakalı şu şablonumuz var yani. Bunun 100 tane evi vardır. Tamam. Bütün dilenciler alınca imparator. İmparatordur falan şeyi. Ki bu arada şu tatilindeyim. %90 da doğrudur. Evleri yoksa da benden iyi parası olma ihtimali var arka tarafta ya da şeyde. O %10 için, hatta oradaki %1 için risk alıp mahcup duruma düş. O %1 için. Yani oradaki küçücük payı. %99 çok haklıyız. Yani o paraya ihtiyacı yok. Yani beni manipüle ediyor. Yani benim incikliyor ama %1 olasılık doğru olabilir. %1 olasılık. O %1 olasılığa %99'luk yenil. Yani hani şey de gir. Ne kadar yapabildiğim emin değilim. Ama çok aklımda imleçtir kendim için. Çok anladım çünkü duygusunu. Ama gerçekten faydalı. Yani o anda sana ne hissettirdiği önemli zaten. Çok değişik kafa oldu lan bu muhabbet. Başka türlü enginarla başladık, nereye geldik muhabbet kendisi. Bir tane daha tavsiyede bulunabilir. Lütfen, lütfen. Toksik ilişkiler hayatınızdan çıkarın. Yok lan şaka yapıyorum. Öğrenin oğlum, öğrenin. Hayattan öğrenin. Onu bunu çıkar seni. Pizza mı yapıyorsun yani? Ne bu? Hayat böyle bir şey değil. Ferhat bir şeyi çok güzel hatırlattı o gün. Tekrar burada da söyleyeyim. Biz bu hayata iyi hissetmek için değil, her şeyi iyice hissetmek için geldik. O yüzden armudun sapı, üzümü çöpü ayıklaya ayıklaya onlar senden gidiyor. Bir süre sonra sen diye bir şey kalmıyor etrafta. Yok işte her şeyin dikensiz olduğu bir yerde gül bahçesi olmaz. Hayırlı seneler ola inşallah diyeyim. Ne bileyim bağlıyoruz gibi geldi sanki. Bence geldi. Bağlıyoruz. Bak burayı keser paylaşırsanız yemin ediyorum uçarım. Toksik ilişkilerden uzak durun sakın. Her türlü ilişkinin tadını çıkarın. Ben yapacağım. Sinan Canan reels yaptı. Dostum güzel bir yıl olsun. İnşallah haydi bakalım.